Soner Yalçın Sözcü Gazetesi Emekli Arpalığına Düşmanlık Son dönemde medyada sıklıkla emekli maaşlarının hedef yapıldığı haberler görüyorum. Oysa gerçeklik onu algıladığımız gibi değil, kendi olduğu gibidir. Ne demek istiyorum? Önce bazı tarihi bilgiler vereyim. İnsanlık tarihinde emeklilik sistemi yenidir. Sanayi devrimi öncesi dönemde yaşlılık, hastalık veya sakatlık gibi durumlar sebebiyle çalışma gücünü kaybeden insanlara aile içinden hizmet gördüğü meslek grubundan veya devlet tarafından çok az yardımlar yapılırdı. Tarih sahnesine çıkan işçi sınıfı mücadeleyle emeklilik hakkını kazandı. Bizim tarihimizde de emeklilik yeni Osmanlı'da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar kamu görevlileri dışında kalan insanların sosyal güvenlik ihtiyacı değişik şekillerde karşılandı. Kadına verilen mehir, kimsesiz çocuklar için eğitim, yeni çeriler için orta sandıklar, ticari dayanışma için esnaf sandıkları, köy ve mahalle fakirleri için avarız sandıkları gibi. Keza çeşitli vakıflar yaşlı, sakat, hasta ve ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını giderirdi. Bunların maddi kaynakları zekat, sadaka, fitre gibi dini ibadetler sevaplardı. Geleneksel devlet tipinden modern merkeziyetçi devlet tipine geçiş süreci başlatan tanzimata emeklilik modernleştirilmeye çalışılsa da başarılamadı. Hele Osmanlı'nın yaşadığı mali krizler sebebiyle emekli maaşlarında hep sorun yaşandı. Çoğu zaman çalışanlar bile maaş alamaz oldu pek çok yenilikte olduğu gibi modern emeklilik sisteminin kurulmasında Osmanlı askeri kurumları öncülük etti. Ordu personelinin emekli dul ve yetimlerine maaş ödenmesi için 1866'da askeri tekaüt sandığı kuruldu. Ardından sivil memurların emeklilerini düzenleyen nizamnameler yayınlandı, kanuna çıkarıldı. Karmaşık detaya boymayayım sizi. Memurun çalışma süresi 30 yıldı. Çalışanların maaşından %5 emeklilik fonu primi kesiliyordu. Emekli maaşı ise ortalama son aylığın %50'siydi ki bu maaşa arpalık denirdi. Günümüzde arpalığın argoya dönüştürülüp açıktan para almak anlamında kullanılması emeklilere bakışı özetliyor sanki. Osmanlı emekli maaşlarının hesaplanmasındaki hatalar hep yargı konusu oldu. Üstelik emekli sayısı hayli azdı. Örneğin, nüfusu o dönem yaklaşık 20 milyon olan Osmanlı'da 1880-1912 yılları arasında emekli olan mülki memurların sayısı sadece 10.146 idi. Emeklilerin büyük çoğunluğu hafız gibi din görevlisiydi. Askeri sınıfta emeklilik daha modern işliyordu. Örneğin, emekli personel sayısı 1907-1908 yılında 23.288'di. Günümüze gelip Cumhuriyet sosyal güvenliği devletin sosyal adaleti kapsamında ele aldı. Öyle ki kamu çalışanlarına prim alınmadan aylık ödenmesi kabul edildi. Ancak bu maaşların çok düşük olması ve geçinmenin zor olması üzerine 1949'da emekli sandığı kurularak primli sisteme geçildi. İşte geldik işin bam teline. Devlet emekli olduğunuzda makul uygun hayat sürmeniz için çalışma hayatınız boyunca prim alıyor devlet aldığı parayı daha da çoğaltabilir veya har vurup harman savurarak büyük bütçe açığı yaratabilir. Ne zaman iktidarlar ikincisini yaptıysa emekliler toplumun önüne kurban atıldı. Yıllarca prim ödemiş emeklilerin bunun karşılığını almaları hakları değil mi? Emekçilerin ilerideki emekli maaşları için verdiği primler siyasi iktidarlar aracılığıyla anlamsız harcamalara gittiyse emeklinin suçu ne? güvenmişler devletlerine yıllarca prim ödemişler. Şimdi hak ettiklerini istiyorlar. Yani her fırsatta emeklileri hedef almak haksızlıktır. Tek suçlu siyasal iktidarlar. Ülkeyi zenginleştiremediler çünkü.